Burada üç tane fonksiyon var. Bunlardan birinin f, birinin birinci türev, diğerinin de ikinci türev grafiği olduğunu da biliyoruz. Bilmediğimiz tek şey ise hangisinin hangisi olduğu. Hadi bakalım. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve grafiklerin hangisinin hangisi olduğunu siz anlamaya çalışın. Ben bu tarz soruları grafikleri inceleyip türevlerini çizmeye çalışarak çözmeyi tercih ediyorum. Bir bakalım. Bu grafiğin bu kısmında teğetin eğimi biraz negatif ama sona giderek daha da negatif oluyor. Dikey asimtota yaklaştığımızda da sonsuza gidiyor gibi görünüyor. Buna dayanarak türevin burada negatif yani sıfırdan küçük olduğunu sonra da daha da negatifleşerek eksi sonsuza yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu Burada, buradaki grafikle benzer bir grafik anlamına gelir. Yani en azından buradaki asimtota kadar. Peki ya dikey asimtotun sağ tarafı? Dikey asimtotun sağ tarafında teğetin eğimi yine çok negatif. Negatiflik giderek azalmaya başlıyor ve burada da sıfıra yaklaşıyor. O halde türev bu tarafta çok negatif olacak. Negatiflik azalacak ve türev sıfırla asimtot yapacak. Yaptığım çizime göre bu grafik bunun türevi olmak için son derece iyi bir aday. Mavi grafiğin nesi var diye merak ediyorsanız bakın burası pozitif ve bu da soldaki grafiğin bu kısmındaki eğimin pozitif olması anlamına gelir. Ama az önce de gördüğümüz gibi bu grafiğin eğimi pozitif değil. Azıcık negatif olan ama sonra giderek daha da negatif olan bir eğimden bahsediyoruz. Burada ise biraz negatifiz ve negatiflik giderek artıyor. Bu durumda da bu f ve bu da f üssü olabilir. Şimdi de ortadaki grafiğin türevinin grafiğini bulmaya çalışalım. Bakalım. Eğim burada biraz negatif. Sonra da giderek negatifleşiyor. O halde bunun türevini de bu şekilde biraz negatif olarak başlayıp sonra bu dikey asimptota doğru daha da negatifleşen bir eğri olarak çizebiliriz. Dikey asimptotun sağ tarafında ise türev son derece pozitif. Bu pozitiflik bu şekilde ilerlediğimizde ise giderek azalıyor. Türevin grafiğine devam edecek olur isek bu şekilde çok pozitif olarak başlayacağız ve giderek daha az pozitif olacağız. Hatta buradaki eğimin sıfırla asimtot yaptığını bile söyleyebiliriz ve bu durumda da grafiğimiz buna benzeyen bir şey olur. Şu anda da soldaki grafiğin buna çok ama çok benzediğini gördük öyle değil mi? Yani bu bunun türevinin grafiği olabilir. Bu durumda da bu f bu f üssü olacak ve az önce bunun da bunun türevinin grafiği olduğunu söylediğimize göre bu da f2 üssü olacak. Evet, bu cevap beni tatmin etti ama emin olmak için isterseniz bunun türevinin grafiğinin neye benzeyeceğini de bir bakalım. Eğim burada negatif, negatiflik giderek artıyor. Yani burada benzer bir şekil olacak. Sonra buradaysa türev son derece pozitif ama pozitiflik giderek azalacak. Oldukça pozitif başlayacağız ama pozitiflik giderek azalacak. Genel bir şekil olarak birinci grafiğe çok benzediğini söyleyebiliriz öyle değil mi? Ama bu grafiğin bunun türevi olduğunu söylemiyorum çünkü bu bunun türevi olmak için çok iyi bir aday ve bu yüzden de kararımızın yani bunun f, bunun f üssü, bunun da f2 üssü olmasının çok iyi bir karar olduğunu düşünüyorum.